Geliyorum. Tuvalete gidip. Hayırlı olsun. Uzun zamandır bir oyun beni zorluğuyla delirtmiyordu. Yeni deliliğimi buldum. Yeni çıldırmalık oyunumu buldum. Karşınızda Sifu. Türkçe altı seçeneği de var. Nefis. Oyunumuzun olayı dövüşmek. Enfes şekillerde dövüşmek. Kafa, kol, bacak ne varsa estetik şekilde onları bir güzel kırmak bu oyunumuzun olayı. Nasıl abi? Harbiden ekrandaki sahneler güzel durmuyor mu ya? Bak şu sahneye baksana. Oldboy filmindeki koridor dövüşünde müthiş bir atıf. Harbi çok keyifli. Çok estetik. Çok tatlı lan. Hayır değil. Bu oyun zor. Bölüm 1. Oyuna ilk girdiğim an. Açıkçası Sifu'nun başına ilk oturduğumda ne bekleyeceğimi tam bilmiyordum. Tabii ki oyunun yakın dövüş ile ilgili olduğunu biliyordum ama nasıl bir oyun yapısı olduğunu merak ediyordum. Zor muydu, kolay mıydı, bölümler nasıldı, yani bunlar hakkında bir fikrim yoktu. Başladım oynamaya, her şey en başta nefisti. Karakterin kontrolü, dövüşün estetiği hakikaten ilk saniyelerle insanı yakalayan bir Sifu. Düz akan bir oyun. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Öyle bölüm içerisinde keşfedilecek eşya, toplanacak nesne gibi detaylarla çok az uğraşıyorsunuz. Dümdüz gittiğiniz ve giderken de birilerini dövdüğünüz bir oyundu Sifu. Ben de buna okeydim. Ne yani abi, her oyun böyle dev açık dünya barındıracak ya da büyük kocaman haritası olacak diye bir şey yok. Mis gibi dümdüz akar gideriz. Sonuçta oynanış keyifli mi? Keyifli. Sonrasında ilerlerken mağlubiyet anı geldi ve oyunda ilk kez öldüm. Olabilir. Her gencin başına gelir. Öldüm de oyun beni bir arayüze attı. Tabii en başta anlamadım ne olduğunu. Böyle madalyonlar falan var. Karakter geliştirme kısımları var. Bir de böyle yaşım yazıyor. Oyunla ilgili şunu biliyorum. Oyunda öldüğümüzde yaşlanıyoruz. Fakat bu durum oyunu nasıl etkiliyor onu tam olarak bilmiyorum. Neyse, tecrübe puanlarımı harcadım burada. Bir iki yetenek aldım falan. Tekrar ayağa kalk dedim ve kalktığım gibi de kaldığım yerden, bak direkt kaldığım yerden devam etme şansım oldu. Tek bir fark vardı. Artık 20 yaşında değil 21 yaşındayım. Bir yaşattım. İyi ki doğdun. Yaşatmış olsam da sonuçta kaldığım yerden devam ediyor olmak güzel, hani oyun zor değil o zaman değil mi? Güzel, devam. İlerlemeye devam ettim. Bu sırada birkaç kez daha ölüyorum. İlerlerken her öldüğümde yaşım daha da hızlı artıyor. Birer birer giderken ikişer üçer artmaya başlıyor yaş hızım. Gittikçe yaşlanıyorum. Bir süre sonra da ilk bölümün boss'una geliyorum. Artık bölümün sonundayım. Boss kavgamız var. Adam yerden vuruyor, alttan vuruyor, üstten tekme gelip duruyor beni. Ben de ölüp duruyorum. Öldükçe yaşım daha da artıyor. Yaşım arttıkça tekrar ölüyorum. Öldükçe yine kalkıyorum falan. Ve 20 yaşında başladığım ilk bölümü en sonunda 38 yaşında bitiriyorum. Bir bölüm için 18 yaş verdim. Ama sıkıntı değil. Sonuçta ikinci bölüme geçebildik. Zaten toplamda 5 bölüm var. Çabuk bitecek oyun galiba diye düşünüyorum. Fakat öte yandan merak ettiğim bir konu var. O da şu. Ben bu ikinci bölüme 38 yaşında geldim. Tamam, okey. İkinci bölümde de öleceğim ben normal olarak yani. Bir insan ömrü de 300 yıl gitmiyor. Bunu da biliyoruz değil mi? O zaman bu bölümü bitirdiğimde düz hesap oyunun 3. bölümüne ben 70 yaşında mı geleceğim? Sonra 70 yaşında ne yapacağım? Ölüyorum abi. Ölünce komple gidecek yani. Mezara mı gireceğiz? Ne olacak yani? Daha bunun 4. bölümü var. 5. bölümü var. Ölmeden ilerlemem çok zor. Çünkü sevgili arkadaşlar, oyunun öğrenme işi ciddi anlamda yüksek. Bak ben ki Sekiro'ya kendimi adapte etmiş, alıştırmış, Sekiro'da bu böyle içinden geçmiş bir insan olarak bu oyun benim içimden geçiyor. Misal sen arkadaşım, senden kaçıyorum. Bak ne kadar estetik, ne kadar rahat kaçıyorum senden ya. Tak tak tak, mis ya. Ama sana vuramıyorum. Çünkü sen de kaçıyorsun. Demek ki bu şekilde oynamamam lazım. Başka bir şey yapmam lazım burada. Ama başka bir şey yapmaya kalkınca da ölüyorum. Yaşım artıyor, sinirimi bozuyorsun sen benim ya. Yani velhasıl kelam, bol bol öldüğümüz bir oyunda. İkinci bölümü 38 yaşında başlayınca 3'ü 70 olmaz, kurtarmaz. O zaman benim ne yapmam lazım abi? İlk bölüme geri dönüp, az önce bitirdim o bölüme, geri dönüp 38 yaşına gelmeden ilk bölümü bitirmem lazım ki ikinci bölümü 38 yaşında değil 23 yaşında falan başlayayım. Bu sayede son bölüme daha rahat gidebilirim. Ama o zaman bir dakika, bu oyun bir roguelike oyun mu oluyor? Aynen öyle oluyor. Sifu da tıpkı Hades gibi, Dead Cells gibi, Returnal gibi aslında tekrar tekrar başa dönmemiz gereken roguelike oyunlardan biri. Son yılların popüler oyun türlerinden biri oldu roguelike ve Sifu da aslında onun bir formülünü uyguluyor. Fakat o kadar değişik bir sistemde uyguluyor ki bunu anlamak için oyunu bir iki saat oynamamız gerekiyor. Bölüm 2. Bu oyunda çok acayip bir sistem var. Şimdi Sifu içerisinde toplamda 5 bölüm var. Bu bölümlerin her birinin farklı bir havası, kendine has bir tarzı var. Fakat bu 5 bölümü uzunluk olarak bakarsanız oyun oldukça kısa gelir. Sifu'nun olayı bu bölümleri teker teker baştan oynamamız üzerine kurulu olması. Her bir bölüme tekrar geri dönmemizi gerektirecek, o bölümü daha iyi şartlarla tekrar bitirmemizi sağlayacak bir kurgusu var. Öldükçe de yaşlanıyoruz dedim ve 30 yaşını geçtiğimizde verdiğimiz hasar artarken canımız azalıyor. Bu durum her 10 yaşta bir devam ediyor. 40'ta da hasar artıyor, can azalıyor, 50'de de aynı şekilde. Bu yüzden de 70 yaşına geldiğimizde vuruşlarımız güçlüyken canımız oldukça narinleşiyor. Oyunun enteresan bir yaş mekaniği var. Bu yaş mekaniği ile alakalı bir başka konu da şu. Karakterimizi geliştirme imkanımız var. Böyle yetenekler falan kazanabiliyoruz. Fakat bazı yetenekleri sadece belli yaşlarda öğrenebiliyoruz. Diyelim ki siz 32 yaşına geldiniz, artık geriye dönüp de 20 yaşındaki yeteneğinizi alamıyorsunuz. O yetenek ağacı kapanmış oluyor. 50 yaşına geldiğinizde de 30-40 yaşlarda yeteneklerinizi alamıyorsunuz. Onlar da kapanıyor. Bir gerçekçi yani. Belli yaştan sonra olayı sen bunları ödemezsin. Babacım deyip gönderiyor seni oyun yani. Bu da ilginç bir sistem, eyvallah. Ama nasıl olacak yani? Ben 45 yaşına geldim. 20 yaşında yeteneklerimi almadım. Yani almadım, alamadım. Yetmedi. Çünkü yetmiyor. Yani tekrar tekrar oynamanız lazım ki o yeteneği alabilirsiniz gerçekten. İş işten geçti 45 yaşına geldiğinde. Ne yapacağız? Diyor ki Van Favover Tercüt Boss Nesli'yle Pest Koyu izlemediysenizle bir de az önceki kanalingu iltintil proven diye videosu var. Ona bakarsın. Benim de sıradaki şeyim oydu.
tekrar oynayacağız. Şimdi size bir akış çizeceğim, kafanızda cillop gibi parlayacak sistem. Önümüzdeki şemayı görüyorsunuz abi değil mi? 4 bölüm üzerinden örneklendiriyorum. Oyunun başında 20 yaşında başladık ilk bölüme. Öldük möldük ilerledik derken... Oğlum bir şey diyeceğim. Bu oyun bitiremiyorsun o zaman değil mi direkt? 8 yaşında ikinci bölüme geldik. Güzel oynamazsan bitmiyor. 8 yaşında başladık, ilerledik, ilerledik. Bu sırada bazı yeteneklerimizi kalıcı olarak geliştirdik. Süper, artık 3 tane kalıcı yeteneğimiz var. Fakat bol bol öldüğümüz için artık 65 yaşındayız. Şimdi sonuç ne? 3. bölümdeyiz. Kılıçık bir şey o zaman. 3 tane kalıcı yeteneğimiz var. Ancak 65 yaş çok ileri bir yaş. Yani oyunun gerisini kurtarmaz. Ne yapıyoruz? En başa geri dönüyoruz. En başa geri döndüğünüzde geçici yetenekleriniz artık gidiyor. Fakat kalıcı yetenekleriniz sizle birlikte kalmaya devam ediyor. Ben bunu hiç ölmeden bitirdim. Daha gelişmiş bir 20 yaşla başlıyorsunuz. Bu kez oyuna da alıştık. İçin 25 yaşında ilk bölümü bitiriyorsunuz. Çok oynarız ya şimdi. Olmaz. Artık ikinci bölüme yeni başlangıç yaşım 25. Aslında oyun her bölümde yaşınızı seviliyor. Eğer diyelim ki hata yaptığınızda 38 yerine 45 yaş... Bak roguelike olayı da burada giriyor galiba. Roguelike oyunlarda böyle geliştiriyorsun ya karakterini. Bunda karakterini geliştirmiyorsun, checkpoint koyuyorsun. ...da bitirdiniz bu ikinci bölümü. O zaman oyun size insafsız davranmıyor ve 38 yaşını baz alıyor. Yani en iyi yaşınızla sevilebiliyorsunuz burada. Zaten sizin de oynarkenki amacınız hem kalıcı yetenek kazanmak hem de bu kazandığınız yetenekler vasıtasıyla oyunu daha iyi yaşlarda bitirmek. 38 olur, 25'e düşer, 21'e düşer. Yani ne kadar iyi yaşta ilerlersen o kadar şanslısın. O yüzden de tekrar tekrar başa dönüp deniyorsun. En başta bu döngüyü tam olarak anlayamıyorsunuz çünkü oyunun yapısını bilmiyorsunuz ve normalde bu tarz oyunlar işte örnek verdiğim Hades'miş, Dead Cells'miş, Returnal'mış bunlar da öldüğünüzde en başa oyun sizi otomatik atar. Burada ise oyun her bölümü geçtiğinizde save aldığı için diyorsunuz ki ilk bölümü geçtim, oh mis gibi oyun save aldı, artık bir daha ilk bölüme dönmem. Halbuki öyle bir şey yok. Tam tersine oyun geriye dönmenizi istiyor. Yön, evet. Çünkü 3. bölümde bulduğunuz bir anahtarla ilk bölümde yeni bir odanın kapısını açabiliyorsunuz. Kısa yollar çıkarabiliyorsunuz, daha hızlı son boss'a gidebiliyorsunuz. Son boss'a daha hızlı gitmek de daha erken yaşta bölümü bitirmek anlamına geliyor. Yani oyun size diyor ki geriye döneceksiniz abi. Oyunun yapısı bu. İlginç ve özgün bir sistem, bunu kabul ediyorum. Gerçekten de çok değişik bir sistem yapmışlar. Oyun mekaniği, karakterle geçmesi falan eyvallah ama temelinde baktığınız zaman abi oynanışa oyun zor. İlk bölüm oyunun en cici bölümü ancak ondan sonraki kısımlarda refleksleriniz, sabrınız ciddi olarak test ediliyor. Eğer sabırsız bir... Kol sesleri yok etti bir saniye, yanlış yere taktım. Okey. Çünkü türdaşlara nazaran bu oyunu çok daha zor kılan şeyler var. Çok misal ilginç bir sistem var burada. Hades'e bir bakalım. Benzer mantıkta bir oyun. Öldüğünüzde en baştan başlıyorsunuz. Fakat Hades'in şöyle bir olayı var. İçerisinde çok fazla silah, çok fazla farklı yetenek barındırıyor. Öldüğünde en baştan başlasan bile bambaşka bir şekilde oyunu oynama imkanın oluyor. İlk sefer ok mu kullandın abi? Bu kez mızrak kullan. Daha önce elektrik büyüsünü almıştın. Bu kez farklı bir büyü al. Hıza mı önem vermiştin? Bu kez gücü önem ver. Yani oynanış tarzını değiştirme, farklı bir şekilde ilerleme imkanın var Hades'te. Aslında bu tarzdaki roguelike oyunların pek çoğunda bu sistem var. Bu da ne açıdan avantajlı, taze hissediyorsun. Yani aynı bir yeri baştan oynasan bile farklı bir şekilde oynadığın için diyorsun ki lan işte evet hani yeni bir şeyler deniyorum. Sifu'da ise bu olay neredeyse yok gibi bir şey yani. Öldün mü? Fark etmez. Yine aynı şekilde oynayıp biraz... aynı düşmanları aynı tarzlarda geçmeye çalışacaksın. Bu olay biraz garip. Oyun boyunca kalıcı yetenekler kazanıyorsun. Eyvallah. Bak kalıcı yetenek güzel bir şey. Ama bu yetenekler seni bambaşka bir oyun tarzına itmiyor. Sadece mevcut oyun tarzına yeni hareketler katıyor. Hani burada çok öldüm, gideyim de can kasayım veya ok kullanmak yerine şunu kullanayım falan gibi şeyler yapamıyorsun. Çünkü nihayetinde karakterin inanılmaz kunti seviyelerde yapıyor. Gelişmiyor. Bir vuruyorken bir anda 5 vurmaya başlamıyorsun. Sifu'da mevzu oyuncu olarak bizim gelişiyor olmamız. Karakterin gelişiyor olması değil. Sen geliştikten sonra aldığın hareketlerle ustaca işler yapabiliyorsun ama önemli olan ne zaman gelişeceğin. Oyuncunun gelişmesi lazım. Ben henüz mesela o alışma sürecine tam adapte olamadım. Tabii abi ki de iki seviye atladım ama... Abi iki subkip kendim abone oldum okumadın. Kalbim çıt oldu ama canın sağ olsun, seviyorum seni. Get scammed bitch. Teşekkürler bu. Okuyacağım birazdan aboneleri, oyuna geçeceğiz ya. Bir oyuncu olarak Sifu'ya %100 böyle adapte değilim. Oynarken ciddi anlamda sinirim bozuluyor. Tabii ki de bunun en büyük sebebi dövüş sistemini %100 kafamda oturtamamış olmam. Sekiro'daki de benzer bir sistem var aslında. Sekiro'da düşmanlara doğru anda peri yapman gerekiyordu. Şu nefis kılıçla savunma hareketi. Burada da benzer Sekiro bir kurgu var. Ya. Ama hangi düşmanın hangi vuruşunu hangi zamanda peri yapmam gerekiyor onu şu saat itibariyle oturtamadım hala. Hani görsel olarak da... Ya evet bu arada şey potansiyelini ben de fark ettim oyunda. Hani... Hep aynı dövüş stili değil de farklı dövüş sanatlarından gitsek böyle öğrenerek
Bir tık daha böyle fresh tutabilirmiş belki ama bence böyle de fresh bir oyun. Hareketlerini okuması çok zor düşmanın. Oyun oynadığım süre boyunca hep şöyle dedim kendi kendime. Ya ben burada tuşa basmıştım. Ulan burada ben bunu yaptım, niye olmadı? Ya burada ben niye peri yapamadım? Ama o çok kompleks şey. Mesela tekvando yapacak, Wing Chun yapacak falan. Tuş çalışmıyor, tepkisi veriyorum oyuna karşı. Peki madem oyun benim bu kadar sinirimi bozuyor, niye hala oynuyorum, çabalıyorum? Çünkü oyunun dövüşleri çok eğlenceli lan. Aksiyondaki vadettiği şey acayip keyifli. Ve kendine az bu kadar güzel, bu kadar estetik. Ben bu arada yarım saat oynadım. Yakın dövüş oyunu uzun zamandır gördüğüm şey değildi. Her ne kadar benzer tarzlarda aksiyona girsem de oynama isteğim kaçmıyor. Sabrımı zorluyorum. Ama bu kadar sabır zorlamanın sonucunu ne zaman alacağım onu merak ediyorum. Sekiro'da da benzer bir eşik vardı. 4 saat sonra artık oturmuştu kafamda Sekiro'daki sistem. Sanki Sekiro'da o süreç biraz daha uzayacak gibi hissediyorum. Ya ben delireceğim, bırakacağım oyunu ya da uzun bir şey diyor ki kolay abi bitmez mi? Sık iki adam oldu parmak silahının görevi. Ne diyorsun lan? Şimdi oyunu delirteceğim. Oyun lan bu sonuçta. Ne kadar zor olabilir. Allah seni kahretmesin ya. Artık 70 yaşına geldim ya. Yeter ya. Yeter. Bırak peşimi. Bölüm 3. Sonuç. Bu yaş sistemini uzun uzun anlattım çünkü çok kritik bir sistem. Oyuna ilk girdiğinizde sizin böyle en adaptasyonunuzu zorlayacak sistemlerden bir tanesi olabilir. Hani çok bildiğimiz bir şema değil, kendine özel bir şeması var. O yüzden uzun uzun altını çizdim ama genel bir özet çıkarayım. Sabırsız bir katana varmış işte. Yeteneklerimi test etmek istiyorum diyorsanız, aha buyurun 10 numara test edebileceğiniz bir oyun. Bu konu bu oyun olan yaklaşımınızı belirleyecek. Epic Games'e satılıyor bu arada PC sürümü. Fiyatı uygundu. Ön siparişte ben 71 mi 72 lira emine almıştım oyunu. Genel çok PC açamayacak enerjisi alıyorum bu arada ya. Sunlar Kaan Beyce bugün oyun var mıdır ve sen mi çok seviyorum yarım kartta para yatırırsam süpenileceğim. Bence bu tarz oyunlarda sıkıştığınızı hissettiğinizde dur bir de şöyle deneyim hissiyatının olayının olmaması. Birebir aynı oynanış olmasa da benzer türdeki Hades'in en büyük artısı buydu. Ya da Souls oyunlarıyla kıyaslarsak ya Souls'ta mesela sıkıştım çok ölüyorum dur karakterimi kasayım diyebilirsin. Şu özelliğimi bir tık geliştireyim de öyle boss'a gideyim. Ya bu oyundaki tek sıkıntı ne biliyor musun bence yayınla alakalı. Şimdi bir yere kadar ilerleyeceğiz mesela 3. bölüme 50 yaşla gireceğim. Aklımda şu soru olacak. Hani bunun bu oyunu resetleyeceğin yeri de iyi seçmen lazım. Mesela ikinci bölüme 30 yaşına girince kesin reset falan tarzı, anladın mı? Hani yardırıp sürekli bitirmeye zorlarsan çok vakit kaybedersin. Yani yeni hareket açtığımız bir işte. Sifu bu konularda biraz kutu kalmayı tercih etmiş. Sabırsız oyuncuya karşı çok toleransı yok. Onun dışında düşman hareketlerini okumak, onlara alışmak muadil oyunlara nazaran daha fazla süre istiyor. Mesela oyunda farklı savunma tarzları var işte. Dodge yapabiliyorsun, savunma yapıyorsun, üstten zıplıyorsun. Bir sürü mesafe kaçış hareketi yapıyorsun falan. Bir sürü defans hareketin var. Ama bunların hangisini hangi şartta hangi düşmanı yapman gerektiğini çözmen yine ciddi. 25 ile sevilenir bir yaşı doğru. Düşmanlar çok hızlı hareket ediyor. Siz o hareketi görüp de doğru şeyin ne olduğunu anlayıp da onu doğru tuşlara basarak uygulamaya çalışana kadar canınızı hiç ediyorlar. Oyunun öğrenmesi sağlıklı bir eşit. Snap kamerayı kapayım da. Diye böyle yukarı bir ok çiziyor. Ha ama alıştım mı da başka oyunlarda alamayacağım o özel keyfi verecek bir oyun Sifu'da. Elini boş göndermiyor. Çünkü gerçekten dövüş sistemi Sekiro'dan aldığım mekaniklerle birlikte acayip keyifli olmuş ya. O işi müthiş koparmışlar. Yapanların eline sağlık. İlk bölümü ilk oynadığım zaman çok acemiydim. Daha böyle tedirgin oynuyordum falan. Şimdi mesela oyunda geçirdiğim saatler sonucunda ilk bölüme tekrar döndüğümde şov yapabiliyorum. Bu şov Epic yapma hissiyatı oyundan aldığın keyfi çok arttırıyor. Ama diğer bölümlerde işte şovu bana yapıyorlar. Gittikçe o ışık yükseliyor. Namussuzlar çok zorlamışlar. Zorluk dışında oyunla ilgili sinir bozucu bir şey de kamera açıları. Enes abi boğazımı sıkma. Kadar böyle gergin dövüşlerin olduğu bir ortamda kamera sapıtınca siz de onunla beraber bir sapıtasınız geliyor yani. Özellikle boss dövüşlerinde çok sinir bozuyor bu kamera. Köşelerden kaçın. Tüm bu olaylar bir kenara sevgili Sifu. Elbet bir gün sen de biteceksin. Souls'ları yedim seni de yiyeceğim. Ha sonra yetmeyecek seni de bitireceğim koçum. Herkes zor oyun yapsın kardeşim. Enes'in artık saçı var. Bu saç dökülmez. Gelin teker teker gelin. Bir gün sonra. Evet yavaştan alışmaya başladım. Oyunla alakalı kritik konulardan bir tanesi de şu. Birden fazla defans mekanizması var dedik ya. Sekiro gibi böyle bir anda savunma tuşuna basıp peri yapmak var. Ama onunla beraber çok kritik olan bir sistem de savunma tuşuna basılı tutarken vücut hareketleriyle kaçma sistemi. Oyunun belki en iyi sistemlerinden biri. Çok zordu ya. Ben bunu ilk denediğimde kaçıyorsunuz alışması çok zor. Çünkü bir yandan savunma zor, tuşuna basıp bir yandan yön tuşuyla sağa sol yapmak bayağı efor istiyor. Özellikle bosslar düşmanlar çok hızlı tekme salladığı için bu kaçmalar çok can sıkabiliyor. İkinci boss'tan bir örnek vereyim. Daha önce dodge atarak böyle kaçmaya çalışıyordum ve doğal olarak da adamı yakalayamıyordum hiçbir şekilde. Fakat minik minik kaçma hareketine alışınca gördüğünüz gibi tık 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 diye daha kolay kaçıp daha bitmeyecek bir oyun daha. İndirebildim. Bu sabır önemli bir hareket. Bu zor işte ya. Sabredince bu olay zor kısmı. Size. Çok daha keyifli ama keyifli duruyor. Ama bu sabır hakikaten can sıkan bir sabır. Oyun oynama planınız varsa bu kaçma hareketlerine de olabildiğince alışmaya çalışın. Let's get it.